sahte tatmin duygusuna kapılırlar sadece. Peki gerçek tatmin ne zaman olur? Gerçek tatmin Allah ve cennetle olur. Güzelliğin üretildiği merkez. Cennet-ü Adn. Güzelliğin madeni. Mutlak güzelliğin üretildiği merkez. Ölümsüz güzelliği. Onun için fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Gir kullarımın arasına, gir cennetime müjdesi veriliyor. Ey tatmin ona, o tatmin olan nefis. Tatmin olmuyor. Olmaması lazım. Ucuza gitmemesi lazım. İnsan değerli bir varlık. Kendi değerinin farkında olmayan neyin farkında olur ki? Kendini fark etmeyen neyi fark eder? Peki hocam, bu kadar büyük ilahi kredilere rağmen hala açlık korkusu çekmeyi Allah'a bir güvensizlik olarak anlayabilir miyiz? Eyvallah. Anladık bile. Evet. Anladık bile. Neden? Rezzak olan o değil miydi? Açlık korkusu insanın elini ayağına dolaştırıyor. Açlık korkusu insanın kimyasını bozuyor. Açlık korkusu insanın aklını midesine takıyor. Aklı midesinde gezen bir insandan selim düşünmesini bekleyebilir misiniz? Veya aklı başka taraflarında bir insandan selim düşünmesini bekleyebilir misiniz? Aklı yerinde olmalı. Korkuyla sınanmada sınavı geçmek bu demektir. Aklını yerinde tut. Eğer aklı midesinde ise ondan artık hiçbir selim hareket bekleyemezsiniz. Her gördüğünden bundan ne alırım, ne biriktiririm, daha doğrusu bununla midem arasında nasıl bir ilişki kurarım diye bakacaktır. Her gördüğüne. Midesiyle ilişkisi olmayan her şeyi de reddedecektir. Dolayısıyla metafizik ihtiyaçlarının farkına varmayacaktır. İşte onun için öyledir. Hocam bir de ruhu öldürmemekten bahsettik. Oruçtan, açlıktan bahsettik. Daha önceki sohbetlerimizden bir önemli kavramı hatırladım. Öz denetim demiştiniz. Öz denetim bağlamında orucun ruhumuzu diri tutmakla, Kur'an'ı daha derin anlamakla nasıl bir bağlantısı var? Bir nebze değindiğimizi hatırlıyorum ama tekrarında ziyan yok. Öz denetim mekanizmamızı kurmamız için öncelikle içgüdülerimizin bizi ayartmasına engel olmamız lazım. İnsanı bilinçaltı esir almaya çalışır. Bilinçaltı bilinci güdülerse, bilinç bilinçaltının kulu olur. Bilinç bilinçaltının eline geçerse ne yapacak? Çünkü bilinçaltı onu açlıkla, onu şehvetle, onu hazla, onu lezzetle motive ediyor. Haz aldığı şeyi en iyisi zannedecektir. Düşünün, insanın yaşamının mihverine hazzı yerleştirin. Çünkü bilinçaltı ona yöneliktir. Hazza yöneliktir. İçgüdü öyledir. Haz hayatın merkezi oluyor artık. Merkezine gelip oturuyor. Acıdan kaç, hazza koş. Böyle insanların oluşturduğu bir toplumu düşünün. Yardım, fedakarlık, vefakarlık, İyilik, güzellik, insanlara hürmet, metafizik değerler, bölüşmek, paylaşmak, insanların acısına ortak olmak, yoksulların derdiyle dertlenmek, acı çekenlerin acısından pay almak. Yani bütün bunlar ve daha sayamadığımız birçok erdem, fazilet, netsin bu insan. Bunlarda haz almaz çünkü haz yok. O insan hayatının mihverine hazı yerleştirmiş. Oysa Müslüman aklı şu üçü şöyle dizer. Bir numaraya hayrı koyar. İki numaraya yararı koyar. Üç numaraya hazı koyar. Müslüman
olmayan akılsa bir numaraya hazzı koyar. İki ve üç numarası olur mu? Çok ender. İki numaraya bazen çıkar yararı. Hazdan yola çıktığı için haz aldığı her şeyi yapar, sorgulamaz. Günah olup olmadığını, insana zarar verip vermediğini, etrafına zarar verip vermediğini, ruhunu, aklını öldürüp öldürmediğini sorgulamaz. Çünkü haz alıyorsa iyidir o. Hazdan yola çıkmıştır. Müslüman aklı ise tersten, yani daha doğrusundan yola çıkar ve hayırdan yola çıkar. Hayır ise tamam gelsin der. Bazen bazı hayırlar acı da verir. O acıdan haz damıtır Müslüman aklı. Ve hayırdan sonra yarara bakar. Zaten hayrı olanın yararı olur. Hayırsız nasıl yararlı olacak? Hayrı olan da mutlaka yarar olur. Yani Müslüman aklı hayra dikkat eder, hayır olmasına bakar, onu eksen alır. Yarar ve haz ise tabir caizse promosyondur, hediyedir. Onun yan ürünleridir, o kendisi gelir. Müslüman aklı ibadetleri yaparken de hayır olarak yapar. Çünkü Allah'ın benim için dilediği hayırdır. El-hayru mahtarahullah. Allah'ın dilediği hayırdır. Mutlak hayırdır. Dolayısıyla burada Müslüman aklı orucu da böyle düşünür. Benim için önce Allah istediği için hayırlıdır. Ondan sonra yararından faydalanır. Ondan sonra haz almaya başlar. Oruçtan haz almaya başlar. Lezzet almaya başlar. Alın Allah Resulü'nün namazdan aldığı lezzete. Gözümün nuru diyecek kadar. Onun için Müslüman aklı hayrı merkeze alır. Müslüman olmayan bir akıl ise hazzı, işte hedonist diyorlar. Zevkçi, zevkperest. Zevk merkezli bir hayat. Zevk merkezli bir hayatın erdemle işi yoktur. Erdemli olmak için herhangi bir fedakarlığa da katlanmaz zaten. Çünkü erdemli olmak genelde zevk vermez. Erdemli olmak kendi kendinize sahip olmaktır. Sınırlamaktır. Çizgiler olmaktır. Sınırlar bilmektir, tanımaktır. Sınırları aşmamaktır. Kendinizi tutmaktır. Kendini tutması insanın öyle her istediğini yapmamasıdır. Her aklına geleni işlememesidir. Bu da elbette ki hazza ket vurur. Hazza sınır çeker. Hazzı merkeze alan bir insan bunu nasıl başarsın? Hayrı merkeze alan bir insan ancak bunu başarır. Rabbim bizi hayrı merkeze alanlardan kılsın. Amin diyoruz bu güzel duaya hepimiz. Değerli izleyenler, Mustafa İslamoğlu hocamız bugünkü sohbetimizde sınavla ilgili Bakara suresindeki ayet çerçevesinde bu sınavı kazanabilmek için orucun bizi nasıl terbiye ettiğini, içgüdülerimizi denetim altına alarak, öz denetimimizi sağlayarak ruhumuzu diri tuttuğumuzu ve doyurabildiğimizi bizlere açıkladı. Cenab-ı Hak bu Ramazan ve bu Kur'an ayında ruhunu dirilten kullarından eylesin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.